Bursa Spor TV ekranlarından, Özce Günlüğünden merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın son gününde bugün sizlerle Türkiye'ye scouting'i getiren isim ve Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Batgün'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Batgün. Hoş bulduk. Türkiye'ye scouting getiren isim dedik ama dünyada da bu ilmi şekillendiren en önemli uzmanlardan birisiniz. Teşekkür Sizi ederim. Tanımak istiyoruz. Teveccühünüz. Öncelikle Bursa halkına Ramazanları hayırlı uğurlu olsun. Oruçlarını tutarken Allah sabırlar versin diyorum. Oyuncu izleme komitesininle arasındaki fark nedir scouting'in? Şimdi güzel bir soru sordun, yine teşekkür ederim. Şimdi izleme komitelerinin düşmanıyım ben. Şimdi neden diyeceksin Tarkan hocam, bu kadar ağır konuştunuz. Çünkü bu kadar ağır konuşuyorum. İzleme komiteleri çok güzel izliyor Ece. Şimdi bizde transfer nasıl yapılıyor halen bugüne kadar? İşte bize bir oyuncu öneriliyor menajerler tarafından. Kim? ABB Bikila. Almanya'da hemen gidiyoruz, seyrediyoruz. Hocaya telefon bağlantısı kuruyorum. Hoca bana soruyor, nasıldı? Abi çok iyi, işimize yarar mı, alalım. Şimdi bu devir kapandı. Çok uzun zamanlar oldu. Şimdi izleme komitesi diye bahsettiğimiz komiteler maalesef üzülerek bunu yapıyor. Yani tamamen göze dayalı. Şimdi bu olayın gerçeği nasıl yapılıyor? Scouting. Scouting bir sistem. Kolay bir iş de değil. Yani çok meşakkatli bir iş aslında. Şimdi biz ne yapıyoruz? Oyuncuları uzun vadeli dönemlerde öncelikle Y-Scout platformundan takip ediyoruz. Ne bu Y-Scout platformu? Dünyanın 115 ligi, bütün maç görüntüleri bir server'a konmuş. Sadece futbol takımları ve menajerlerin üye olabildiği bir sistem düşünün. Bütün görüntü desteğini sağlıyor. Çünkü scouting dendiği anda bizim için en önemli unsur görüntü. Çünkü görüntü olmazsa göremiyoruz. İkincisi, uzun vadeli bu sistemleşme içerisinde inanılmaz bir bilgisayar programları. Özellikle dünyada en yaygın olarak kullanılan SportsCode bilgisayar programlarını kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Oyuncunun bu maçını seyrettik. Bir sonraki maçını seyrettik. Üçüncü maçını seyrettik. Bir sezondaki bütün maçlar içerisinde yaptığı bütün hareketleri birbirlerine entegre ediyoruz. Karşılaştırıyoruz. İstatistiki ve görüntü raporlarını üst üste koyuyoruz. Bir trend çıkartıyoruz. Bu scouting trend analizi dediğimiz. Bizim bünyemize uygun bir sistem yaratıyoruz. Fenerbahçe'deki sistem farklıdır. Galatasaray'daki sistem farklıdır. Barcelona'daki sistem farklıdır. Mesela Barcelona'dan bir örnek vereyim. Tribün Sport Magazin dergisinde buna ait önemli bir yazı da yazmıştım. Evet, güzel bir demeciniz var orada. Evet. 50-30-20. Şimdi ne bu 50-30-20? Şimdi Barcelona kulübü diyor ki biz %50'lik oyuncu olayını, transferini Katalonya bölgesinden yapacağız. Daha sonra geriye kalan %30'u İspanya bölgesinden alacağız. Geriye kalan %20'yi dünyadan alacağız. Dünyadan aldığımız %50'lik kısmı, yani o %20'nin %50'lik kısmı, yarısı 9, U9, 10, 11, 12, 13 yaş gruplarından alınıyor. Ki Messi bu ürünün, bu sistemin bir parçası. Çünkü ne yapıyorum? Ben kulüp kültürüne uygun terzi dikimi bir scouting departmanı yapmam gerekiyor. Başkasının scouting departmanını alıp onu getirip burada kuramam. Yıllarca biz Türk insanı olarak, Türk futbolu olarak Almanya'yı kopya çekmeye çalışmışız. Oradan hocalar getirmişiz, onların antrenörlerini getirmişiz. Sonuç hala koskoca bir sıfır bana sorarsan. Maddi anlamda da o zaman olumlu bir sonuç çıkartıyor. Şimdi Juventus, tabii ki Juventus scouting departmanı. Orada da çok sevdiğim Roberto Provarone, bu özel bir prezentasyon, iki hafta gidip Juventus'ta kalmıştım. Şimdi onların sistemi çok daha farklı. Şimdi onlar ne yapıyorlar? İçeriye şu sistemi getirmişler. Öncelikle bütçe olarak geçen sene 3,5 milyon euro olan scouting departman bütçesini bu sene 7,5 milyon euroya çıkartmışlar. Çünkü neden? İtalya'da ve Avrupa'da inanılmaz bir kriz var. Tabii bu krizin neticesi scouting departmanlarının bütçeleri arttırılmış.
Ve buradaki gençlik geliştirme bölümlerinde artık biz kendi oyuncumuzu çıkartma olayını yapıyoruz demişler. Evet, Bursaspor 4 senedir Avrupa hedefli bir takım öncelikle. Bu yüzden de Avrupa'da nasıl gözüküyor diye herkes merak ediyordu. Şimdi Bursa birincisi Türkiye'nin en önemli oyuncu üretim bölgesinde oturuyor. Onun kalbinde oturuyor. Yani tarifi mümkün değil bu buradaki oyuncu potansiyelinin. Bir bireyin Türk devletine, Türk milletine faydalı olması için bildiklerini öğretmesi ve karşılıksız olarak Türkiye'nin, yükselen Türkiye'nin, gerçekten çok inanıyorum ben bu yükselen Türkiye'ye. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye dediğimde, Türkiye orada para var. Avrupa krizi içinde Türkiye yüksekte. Şimdi dışarıdan gelen görüntü bu. Y Scout'un kapısını çalıyoruz. Her sene bir asamble yapıyorlar. Futbol kulüplerinin, televizyon kanallarının Avrupa toplantısı. Şimdi ben gidiyorum her sene Matteo Campodonico, çok sevdiğim arkadaşım. Ya Matteo, bizim kulüpler, ya Tarkan işte Avrupa topluluğu siz falan, üzülerek. İkinci sene, ya Matteo işte bizim kulüp kanalları, ya Avrupa topluluğu ne yapalım? İşte Tarkan, Avrupa siz değilsiniz orada. Hep boynu bükük ama. Çünkü neden? Çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz Y Scout'la. Yani hem biz onları geliştiriyoruz hem onlar bizi gerekiyor. Üçüncü sene, ya dedi Tarkan dedi, ben dedi senden yoruldum. Ne yapalım? Evet, Bursa Spor TV'nin de Avrupa kapısını açmış oldunuz böylelikle. Evet, şimdi dedim ki, ya Matteo şimdi sen bu arkadaşlarla konuş. Rayı bu toplantıyı yapıyor. Evet, o toplantıdan da görüntülerimiz. Yani ne olursun dedim, bu bizi alın bunun için artık. Ya biz Avrupalıyız, bak İstanbul'da oturuyoruz. Ama bizim Türkiye'miz, yani bizim bunun parçası olmamız gerekiyor. Bak Bursa Spor, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, UEFA. Tamam dediler Tarkan. Madem öyle, ben seni Rai'nin en tepesindeki adamla görüştüreceğim. Onunla konuş, derdini anlat. Ama şunu yapman lazım ki, senin elinde onların hoşuna gidecek bir ürün olmalı ki. Bende elma var, sende armut var, yapalım. Tamam dedim. Ben de o sıra Türkiye Futbol Federasyonu için Scouting Room, yani Scout Odası diye çok özel bir proje hazırlıyorum. Mustafa Eraüt de federasyonda yetkili arkadaşımız. Tarkan hocam dedi, bu projenin hani televizyon bağlantısı olabilir mi? Onu bir araştıralım. Ben de onun araştırması içerisindeyim. Ne yaptık? Özel bir televizyon konsepti geliştirdik. En iyi oyuncular neden ile ilgili bir konsept. Bir analiz olacak. Evet. Yani. Dedim bakın, benim elimde böyle bir konsept var. Bu konseptin ilk çıkışını sizle sağlayacağım. Ama siz de bizim kulüp televizyonlarımızı bu organizasyonların içine alacaksınız. Gönderdim e-mail'i. Bir gün sonra, aman dedi Tarkan hocam, hepsini alıyoruz. Galatasaray televizyonu, Fenerbahçe televizyonu, Bursa Spor televizyonu, Beşiktaş televizyonu. Bütün masraflarıyla, yol hariç. İnanılmaz bir ağırlama bize orada. Kulüp televizyonların önünü açtınız. Ya bu çok büyük bir gurur olsa gerek. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii o da şöyle oldu. Ben sadece kendim yapmıyorum bunları. Bunları yapmadan evvel Galatasaray Kulübü'ne gittim. Galatasaray TV ile konuştum. Fenerbahçe TV ile konuştum. Beşiktaş TV. Geldim Bursa'ya. Sağ olsun Bursa Spor TV. O zamanki yönetim ne oldu? Birlik olduk. Çünkü ben tek başıma hiçbir şeyim. Birlik olduğumuz zaman ses getiriyoruz. Ki bu arada inanılmaz ses getirdiğimizi söyleyebilirim. Bursa Spor TV'den inanılmaz derecede bir çıkış oldu. Tabii onlar da neyi fark etti? Bizi aslında tanıyorlar orada. Biz sadece onların bizi tanıdığını bilmiyoruz. İnanılmaz bir organizasyon oldu orada. Tabii benim için de kendi açımdan kariyer zirvesi oldu. Orada Manchester United'a, Barcelona'ya, Manchester City'ye, onlara yarımşar saatten güzel bir konsept çalışması yaptım.
Onlar bizim konuşmalarımızı kendi televizyonlarında yayınladılar. Tabii şimdi bunun ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz. Yine kulüp televizyonlarımızla. Orada şunu gördük. Şimdi RAI TRT ile eşit bir durumda orada. Fakat kendi kanallarına inanılmaz derecede kol kanat gelmiş. İnanılmaz derecede onları hem finansal hem ekipman olarak inanılmaz derecede destekliyor. Know-how desteği var. Şimdi tabii biz gelir gelmez burada bunları araştırdık ki maalesef tam tersi bir durum var. İşte kendi değerine önem vermek burada değil mi? Benim kendi şahsi görüşüm bu. Öncelikle içerisi. İçerideki yıldızını bulma operasyonu. Bu iş scouting departmanı tarafından yapılıyor. Ki Bursa Spor'da çeşitli yaş kategorilerinde birçok başarıya imza attı sizin de bildiğiniz gibi. Bu değerler gerçekten çok önemli. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Ki Bursa Spor'da siz de az önce bahsettiğiniz gibi bunlara çok büyük sahip çıkan isimlerden bir tanesi Bursa Spor Kulübü. Tabii şimdi Bursa Spor, yani şöyle söyleyeyim. Yani Bursalıysanız yurt dışına çıkıp bunu yurt dışına çıktığınızda görürsünüz. Şimdi dünyada benim 100'ün üzerinde ülkeye dolaştım. Belki 50-60 tane scouting departmanı, 200'ün üzerinde teknik direktörle oturup konuşmuşluğum vardır. Bir o kadar başkan, sportif direktör. Dünyada 3 tane yer var. Futbolu hayatıyla yaşayan 1 numara Barcelona'dır. 2 numara Trabzon'dur. 2 ve 3 diyeyim, Trabzon ve Bursa. Müthiş bir şey. Altyapı üst yapı olayı var ya, onun bitmesi gerekiyor. Şimdi Barcelona'dan sen bir sayı sormuştun ya. Evet. Barcelona'da 123 tane scout çalışıyor. Juventus'ta 78. Gittiğin her ülkede minimum 50. Şimdi bizde olmayan bir şeyden bahsediyoruz. İlk Türkiye'nin ilk scouting departmanı Galatasaray'da. Galatasaray şu anda bildiğim kadarıyla 12-13 tane genç, dinamik, değerli arkadaşımız orada bayrağı taşıyor. Ne kadar bizim fazla insanımız olursa, öncelikle U diye nitelendirdiğimiz 13'ten başlamak üzere 13, 14, 15, 16, 17, 18 oralarda kamera sistemleri, oralarda bilgisayar programları, oralarda ekipler devamlı surette A takımla aynı yerde bunlar. Bütün her şeyin tek yekpare yerde olması gerekiyor. Şimdi benim Barcelona'da gözlerime inanamadığım bir olay vardı orada. Hep anlatıyorum. U6 ile A takım arasındaki bütün takımlar yemeği aynı yerde yiyor. Şimdi U6'da daha ilkokul birinci sınıftaki çocuk Messi ile yan yana oturuyor. Hatta ilkokul öncesi de diyebiliriz. İlkokul öncesi. Onların idmanlarını seyrediyor. Onların hayaliyle yaşıyor. Şimdi bu hayali yıkmam mümkün mü? Şimdi bizim önce hayali yaratmamız gerekiyor. O zaman sizin için de bir yetenek avcısı diyebilir miyiz? Şimdi yetenek avcısı terimi şöyle, scouting'e aslında çok bağdaşmıyor. Çünkü scouting olayı yapılırken geliştirilebilir yetenek. Şimdi U14'te hani yine ben senin soruna dönüyorum. Ne kadar inceliyorsun? Şimdi Avrupa'da 13, 14, 15, 16, 17, 18 senelerce inceleniyor bu oyuncular. Biz ne oldu? Aman abi U17'de Ali var, hemen alalım. Evveliyatından bu zamana gelen bir bu pişirme işlemi dediğimiz oyuncunun geliştirilme işlemi kulübün içerisinde devam ediyor. Tabi o yüzden başarı ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir sistemleşme olursa geniş bir scouting departmanı outgoing scouting ile birleştirilip bu tek çizgi sistemi entegre edilebilirse bundan en büyük faydayı sadece Bursa değil Türkiye alacak. Evet. Çünkü bu hazineyi üzerine basa basa söylüyorum. Yani Bursa'nın halkı bunu damarlarında yaşıyor. Bursa bunu soluyor. Yani o kadar güzel bir şey ki bu. Böylelikle programımızın da sonuna geldik aslında. Çok keyifliydi sizi dinlemek. Bursa Spor'la ilgili neler söylemek istersiniz son olarak? Bursa Spor'un çok parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü halk çok parlak. Gençler mükemmel.
Yemyeşil, yeşil Bursa, daha ne söyleyeyim, çok güzel bir yer. Burada çok bulunduğum için çok ediyorum. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz teşekkür için. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bugün sizinle. Teşekkür ederim. Özce Günlüğü'nde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese mutlu hafta sonları geçirmeniz dileğiyle.